kafama tüküreyim hemen. Kendime sövüyorum. Gençler, kendime niye sövüyorum biliyor musunuz? Ben aslında bu videoyu çoktan çektim de. Kapatalım vizörü. Videoyu çektim ama sonra bir baktım ki kameranın açısı çok yukarı bakmış. Yani kamera objektif yukarı bakmış. Motor görünmüyor. Sinirlendim, bir daha çekeceğim şimdi. Allah'tan aynı yoldan geri dönüyorum. Şimdi videonun başında ismine de baktığınız zaman ben neredeydim? Ben Finike'deydim. Niye Finike'deydim? Diyebilirsiniz ki ya abi sen bir ay önce zaten Finike'de değil miydin diye. Evet, oradaydım. Ama ne yapmıştım? Sabah 6.50'de Finike'de güneşin doğuşunu seyrederek çay içtikten sonra motora bindim ve dedim ki şimdi ben dedim kapatıyorum kamerayı, Demre'de açarım. Halbuki az salak kafam. Başıma geleceklerden haberim yoktu. Belki de Türkiye'nin en güzel manzaralı, en keskin, yol zemini en düzgün viraj gruplarından birini geçecekmişim. Benim haberim yoktu o işten. O yüzden de biraz hem olayın ilk heyecanı hem de fazla konsantrasyondan dolayı o zaman kamerayı açmak aklıma gelmedi. Çok kendimi kaptırdım. Şimdi o yüzden buraya geldim. Başta Finike'deydim. Sonra Demre'ye geldim. Şimdi Demre'den tekrar çıktım. Demre'de bir baktım. Videoyu bitirdikten sonra abisi kamera yukarı bakmış. Motor görünmüyor. Ben ne anladım bu işten. O yüzden şimdi kameranın açısını tekrardan yaptım. Gençler, bu virajları size bir kez daha çekeceğim şimdi. Benim için bir şey fark etmedi. Tekrardan bir 20 dakika falan daha tekrar video çekeceğiz. Olacak o. Evet gençler, bakın bu virajları sizin de görmenizi istedim. Yani bu aslında keşke hepiniz motosikletle gelip bu virajlarda motorunuzu yatırıp yol alabilseniz. Güzel bir duygu. Yani işte motosiklete binmenin keyfini doya doya yaşadığınız bir yol burası. Siz de görün istedim. İleride hadi bu sene mevsim geçti belki ama gelecek seneye falan ne bileyim Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayıp da motosikletiyle Akdeniz'e seyahat etmek isteyenler için çok şiddetle tavsiye ederim. Bu yoldan geçin. Bakın Kumluca'dan Kalkan'a kadar cillop gibi asfalt. Yani pürüzsüz asfalt. Tam motosiklet kullanılacak yol. Virajları, manzarası harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepiniz gelin. Yani buraya gelirseniz Akdeniz'e ya Kalkan'dan Kumluca'ya kadar ya da Kumluca'dan Kalkan'a kadar hangi istikamette giderseniz gidin bir sürün. Onun bir parçası bu gittiğimiz yol. Yaklaşık 15 kilometrelik falan. Şimdi Finike'ye kadar bir 15 kilometre, 10-15 kilometremiz var. Orada da ben size bu güzel virajları bir göstereyim istiyorum. İnşallah bu sefer kameranın açısı iyidir. Kafasını biraz aşağı büktüm. Ondan sonra işte efendim Eylül ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde Antalya'da hava sıcaklığı yine ziyadesiyle ayyukta. Bugün herhalde yine 34-35 derecelik bir sıcaklık var. Şimdi ilk videoyu çekerken Finike'den bu tarafa gelirken önünde de bayağı bir trafik vardı. Hatta bir iki tane kamyonun tırın arkasına gitmek zorunda kaldım, yavaşladım. Hatta serzeniyordum. Diyordum ki kendi kendime ya şurada görüntü alacağız kardeşim. Niye hafta sonu ben olmadığım zamanlarda bir geçseniz buradan diye. Özellikle hafta içinde geldim ki tenha olur diye. Ne tenhası? Oo, kamyonu, minibüsü, tırı, ne ararsam var. Bak şimdi mesela şimdi de bir araba var önümde. Hani Allah'tan o çok yavaş gitmiyor da. Bir fırsat bulursak geçeriz. Buralarda zor da. Şimdi buradaki virajlar grubunun bir özelliği bazen çok sertleşiyor. Yani süratli gitmek pek olası değil. Bu hala çok düz yerleri yani. Şimdi biraz da tırmanacağız. Şu anda tam deniz seviyesindeyiz. Daha yukarı çıkacağız. Çok yukarı derken belki bir 50 metre, 100 metre yükselecektir. İşte o yüzden ileriki safhalarda çok fazladır. Sürat yapma imkanınız yok. Onu da belirteyim. Bazı yerlerde 30'a 40'a kadar düşüyor süratiniz. Azıcık şöyle açıktan alıp virajın göbeğinden içeri girip çıkışından tekrar açılalım. Böylece niye bunu yapıyoruz? Merkez kaç kuvvetinden kurtulabilmek için. Ya gençler, bir yandan da size deniz manzarası seyrettireyim böyle. Şimdi gelirken de anlatıyordum da çok fazla dikkatinizi dağıtma şansınız yok bu yolda. Yani %99 gözünüzün yolda olması gerekiyor. Çok fazla sağa sola bakma şansınız yok. O yüzden de vay efendim şurada azıcık manzara seyredeyim bilmem ne diyemiyorsunuz. Onu dediğiniz an kendinizi karşı şeritte ya da bankette ya da uçurumdan aşağı bulabilirsiniz. Bu arada arkamıza bir kamyon geldi. Kamyon da pek yavaş gidiyor sayılmaz. İşte bir yavaş giden aracın arkasına eğer bir birikilirse ondan sonra kuyruk uzuyor da uzuyor. Sollamak da zorlaşıyor. Merak ediyorum bu arkamdaki kamyon ne kadar hızlı girecek bakalım bu virajlara. Ha bir de beni solluyor adam ya. Ben şuna bir yol vereyim de defolsun gitsin. Ulan bir de normal kamyon da değilsin yani. 2 parçalı trailersin ya. Şeytan diyor şurada kenara çek 5 dakika bekle defolup gitsin diye. Neyse siz yolu, manzarayı, virajları seyredin işte ya. Bak aşağıda böyle koylar moylar, masmavi deniz. Ben dikkatimi dağıtmayayım da siz seyredin. Arkamda kamyon, önümde tır. Bunlarla cebelleşiyorum. Bu utanmasa benden hızlı dönecek virajı ya. Hah bu da solladı virajda. Bütün psikopatlar burada. Gidin lan defol, defol. İşte gençler size tavsiyem böyle sizi geçmek isteyen sıkıştıran falan olursa bırakın gitsin ya. Bırakın gitsin. Yani sizin 2 teker üzerinde bu kadar ufak cüsseyle onlarla çok affedersiniz sidik yarışına girme şansınız yok. Yani size zarar verir. O yüzden salacaksınız gidecek. Salacaksınız gidecek. Nereye giderse gidecek. Biz virajlarımızın keyfine bakalım. Bak şimdi bu noktadan sonra virajlar böyle acayip olmaya başlıyor. Böyle içeri ufacık ufacık bu koyların böyle girintilerin içine girip çıkıyor. Anormal keskin. Virajın her tarafında görebiliyorsun yani. Bir ucundan baktın mı öbür ucundan araba geliyor mu gelmiyor mu görüyorsun. Bak şu güzelliğe bak. Bak bak bak. Öndeki kamyonlar hariç. Ayı. Manzaraya gel. Güneş azıcık karşımızdan mı geliyor nedir diyeceğim ama devamlı dönüyoruz. Karşımıza değil, bir arkamıza geliyor, bir karşımıza geliyor, bir yanımıza geliyor. Bak şimdi yanımıza geliyor mesela. Böyle sürekli bir viraj. Dikkatli olmazsan çizgini anında kaybedebilirsin. Yani bir yandan da ukalalık yaptığımı sanmayın. Hani ha şuna bak 20 senelik motorcuymuş gibi konuşuyor falan değil ama şu anda size yaşadığımı söylüyorum. Yani bir yandan kullanırken bir yandan da nasıl bir tepki veriyor motor, yani nasıl davranman gerekiyor onu da ben yaşadıkça size söylüyorum. Yoksa yanlış anlamayın, ukalalık değil. Hop bir keskin viraj daha. Bakın bu şehirler arası yollarda özellikle bu tip yollarda virajın keskin virajlarda yolu virajın içine meyillendirirler ki araba savrulmasın. İşte demin dedim ya merkez kaç kuvvetinden etkilenmesin diye. Tam virajın ortasına geldiğiniz an onu kullanın. Motor böylece çok az daha savrulur. Lafa bak, daha az savrulur. Daha önce Marmaris'e giderken o videoda kontranın nasıl olduğunu göstermiştim. Seyredenler görmüştür. Eğer bilmiyorsanız kontra tekniği ile dönüş ya da viraj alma, size bir kere daha bahsedeyim. Uzunlarımızı yakmışız bu arada. Kapatalım. Hangi tarafa dönecekseniz gidonun o tarafına ileri doğru bastırıyorsunuz. Gidona böyle bastırıyorsunuz. Motor hop o tarafa yatıyor ve dönüyor. Bak şimdi sağ viraj var. Buna bastırıyorum. Sağ tarafına bastırıyorum, gidiyorum. Motor sağa yatıyor. Yani gidonu çevirmiyorsun. Gidona bastırıyorsun. Nereye bastırıyorsun? İleri doğru. Yine viraj. Hop. Ulan. Size göstereceğim diye viraj keskinleşiyormuş. Bir an gözden kaçırdım. Diyorum ya, hiç gözünüzü bu yolda bir dakika bile ayırmamanız gerekiyor yoldan. Yine keskin viraj. Dön Allah dön dön. Bak süratim neredeyse 20'ye 30'a düşüyor buraları dönerken. Şu başka türlü artık şeritten çıkma eğilimine giriyor motor. Daha hızlı girip çıkmaya kalkarsan. Ya da daha fazla yatıracaksın. Ben de daha fazla yatırmaya çok da cesaret edemiyorum. Üzerimdeki orijinal kendi marka lastikleri dahil için. Marmaris'e giderken bahsetmiştim. Yani kuru zeminde tutuşundan aslında gayet memnun kaldım. Hiç kötü değil de işte böyle ekstrem yatırırsam motoru şiddetle, yani bir an kaçar mı kaçmaz mı, tutar mı tutmaz mı diye de insan düşünmeden edemiyor. O yüzden viraj, viraj, viraj. Biz de öyle anormal ekstrem yatmıyoruz. Değil mi gençler? Denizin mavisine bakın. Bir anda manzara değişiyor. Deniz bitiyor. Kayalı kayalı dağlar, dağlar. Bir anda bakıyorsun deniz meniz yok. Böyle bir ufak bir koy daha. Motorcu kardeşler daha manzayı seyrediyorlar. Biz de selam verdik kendilerine. Bas bas ha. Bas. Ha. Ya gençler işte böyle kahverengiyle mavinin buluştu. Kahverengiyle dağların şu çıplak kısımları, yolun, kayaların, mavide deniz. Bu iki rengin buluştuğu böyle harika güzel bir yol. Biraz daha tenha, boş olsa çok daha güzel olur. En azından arkandaki ve önündeki araçları da ne yapacaklarını kontrol etmek zorunda kalmazsın. Sen kendi işine bakarsın. Yavaşla yavaşla yavaşla. Yatır yatır yatır. Dön. Hop, yine en keskin virajlardan birine geldik. Tırcı amcam böyle devirmeye oynuyor tırı ama hayırlısı. Yani o kadar hızlı dönüyor ki adam, bir de gaza basarak dönüyor ya virajı. Deli olmak lazım. Demek ki çok alışkın buralardan gitmeye. O yüzden bu kadar hızlı gidiyor. Ben bir yerlerde durayım, bir azıcık fotoğraf çekineyim ya. Bir de kaskın içinde terledim. Dedim ya, burası hala 34-35 derece diye. Şu virajdan sonra bir boşluk bulayım ben biraz. Durayım. Hiç böyle yollarda fotoğraf çekme alışkanlığım yok. Onu biraz kazanmalıyım ki hatıra olsun. Sonradan birine desek ki abi biz buralara gitmiştik, hadi kanıtla dese, elde avuçta bir şey yok. Dur bakayım ya. Şurada durulur mu? Durulur, niye durulmasın ki? Hazır açıkta viraj. Gençler, 2 dakika mola. Evet, 2 dakika tüf tüf ve fotoğraf çekme molası bitti. Tekrar yola koyulalım. O ayı tır da yol aldı gitti. Biz de şöyle önümüz boş, biraz daha virajların geri kalanını seyredelim. Evet, keskin viraj. Şöyle ya, önümüz açılsın biraz. Kimse olmasın yolda. Yani muhtemelen benimkinden daha yüksek cc ve lastikleri daha kaliteli motorlar bu virajları daha hızlı dönebilirler. Ben azıcık ödlek olduğundan dolayı böyle 30'a 40'a düşüyor süratim. Maalesef. Kusuruma bakmayın. İşte Finike'ye de artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Baksana abi, bu viraja sen kaçta gireceksin de döneceksin. Buraya öyle 70-80'le dönebilme cesaretini çok kimsenin gösterebileceğini zannetmiyorum. Seve seve yavaşlıyorsun. Finike 5, Antalya 120. Ben tabii Antalya'ya geri döneceğim de kamerayı Finike'de kapatacağım. Videoyu sonlandıracağım. Bir de gençler, böyle keskin virajlarda zamanında müdahale etmezseniz motora daha sonra toparlamak daha zor oluyor. Yani akıllıca ve gerektiği noktada gidona bastırıp motoru yatırmanız gerekiyor ki savrulmadan virajı dönebilirsiniz. Bak şu virajın güzelliğine bak, bak bak. İleri görüyorum ama virajın nereye kadar girdiğini görmüyorum. Ha, şimdi gördüm. Yani şuraya geldin. Ne zaman yatırman gerektiğini bilmezsen karşı şeride geçiyorsun abi motorla. Ya da ne zaman hızlanman gerektiğini bilmezsen. Mesela ben bu virajda birazcık erken açtım gazı. Motor sol şeride doğru gitme eğilimi gösterdi. Bu arada sol göz kapağımdan da bir ter damlası gözüme damladı, damlayacak. Ama şu anda müdahale etmem mümkün değil. Çünkü viraj geçiyoruz. Bak abi şu virajların güzelliğine bak. Bak. Biraz ekstrem tabii yani. Rüzgar bir arkamdan geliyor, bir önümden. Bir arkamdan, bir önümden. Önümden gelirken iyi, serinletiyor da. Dur bakayım şu düzlüğü yakalamışken vizörü azıcık açayım da hava girsin suratına. Hızlı da gitmediğim için komple kapattım da vizörü. Hatta şunu bir kademe daha açayım. Şu gözümün terini bir sileyim. Elimi gözümün içine soktum. Oh, gözüme de rüzgar geldi şimdi azıcık. Ben niye kapatmışım o vizörü öyle ya? İnşallah motorun gürültüsü çok gelmiyordur. Şimdi düzlük buldum, azıcık basayım. Bak yoldaki çizgileri görüyor musunuz? Uyarı çizgilerini. Virajlar oğlum yavaşla diyor, hızlı geliyorsun. Akıllı ol diyor, akıllı. Tabi virajı dönerken sadece gidona bastırmakla kalmıyorsun. Vücudunu da, yani vücudunun ağırlığını da yatırarak kontrol ediyorsun motor. Eğer süratin fazla ve bu virajda deneyelim. Kendinle böyle içeriye atarsan çok daha rahat dönüyor. Yani sadece elle olmuyor o iş. Vücudunu da kullanman gerekiyor. Sanırsam artık Finike'ye gelmek üzereyiz gençler. Bu virajlarda birkaç viraj sonra son bulacak. Evet, bu videonun amacı bu güzelliği size göstermekti. Bu taraflara seyahat edecek olan motosiklet severlere tavsiye niteliğinde. Gelin buralarda motosiklet kullanın. Gençler, yaşlılar, her kim varsa orada. Ekranın arkasında. Aman sert viraj. Bu karşısı da Gençler Kumluca. Ben artık videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hiçbirinizin tekerine taş değmesin. Lütfen bilinçli ve dikkatli, sorumlu kullanın motorlarınızı. Ve de ekipmanlarınızı her daim giyin. Gençler, elim bırakamayacağım bu sefer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bıraktım elimden.